Fenerbahçe'nin Akisar Belediyespor'u konuk ettiği... Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçına hakem Özgür Yankaya'nın... ...hatalı kararları damga vurdu. Karşılaşma boyunca takdir haklarını Fenerbahçe aleyhine kullanan Yankaya'nın... ...özellikle 49. dakikada yaşanan bir pozisyonda... ...üst üste verdiği çelişkili kararlar dikkat çekti. Akisar Belediyespor yarı sahasının ortasında hava topuna çıkan... ...Mehmet Topal'a, Custodio, Castro... ...direkt rakibi yönelik çok sert bir müdahalede bulunuyor... Pozisyonun devamında Mehmet Topal'ın kafa vuruşunun ardından Akisar Belediyespor defansından seken top kaleciyle karşı karşıya yüzde yüzlük gol pozisyonunda bulunan Musa Sov'un önünde kalıyor. İşte tam da bu anda hakem Özgür Yankaya düdüğünü çalarak oyunu durduruyor ve Fenerbahçe lehine faal kararı veriyor. Şimdi futbol kamuoyunun sorduğu ve cevabı merakla beklenen iki soru var. 1- eğer hakem Özgür Yanka'ya Mehmet Topal'ın direkt kafasına yapılan sert müdahalede oyuncu sağlığını düşünerek oyunu durduruyorsa neden sarı kartı bulunan Akisar Belediyesporlu Kustodya'ya ikinci sarı kartı gösterip kırmızı kartla oyundan atmıyor? 2. Peki Özgür Yanka'ya bu pozisyonda sarı kartı gerektirecek dahi bir sertlik görmüyorsa o zaman neden avantaj kuralını uygulatmayarak Fenerbahçe'nin %100'lük gol pozisyonunu engelliyor? Özgür Yankaya ile ilgili geçmişte de futbol kamuoyunda çok tartışılan pozisyonlar yaşanmıştı. Fenerbahçe'nin rakibi Akisar Belediyespor'dan oyuncu atmamak adına son derece titiz davranan Yankaya, benzer bir tutumu ligin 7. haftasında da sergilemişti. Yankaya o hafta oynanan Fenerbahçe Gençler Birliği karşılaşmasının 13. dakikasında Gençler ile futbolcu Mervan'a Mihal Katleç'e kasıtlı taban basarak yaptığı faule bırakın kırmızıyı sarı kart göstermeye bile gerek görmemişti. Özgür Yankaya ile ilgili bu sezon çok tartışılan bir pozisyonda ligin 11. haftasında yaşanmıştı. Galatasaray'ın Gaziantep Spor'la deplasmanda oynadığı maçın 89. dakikasında Burak Yılmaz'ın attığı golde ayağıyla yaptığı refleks hareketi uzun süre futbol kamuoyunu meşgul etmişti. Konu Galatasaray olunca Özgür Yankaya ile ilgili başka unutulmaz karar da 2012-2013 sezonunda hafızalardaki yerini almıştı. O sezon 25. haftada Galatasaray'ın Gençler Birliği'ni konuk ettiği karşılaşma 1-0 Gençler Birliği üstünlüğüyle devam ederken Yankaya son dakikalarda Drogba'nın ceza sahası içinde kendini yere bırakması üzerine penaltı noktasını göstermişti. Özgür Yankaya'nın Fenerbahçe aleyhine ve Fenerbahçe'nin rakipleri lehine verdiği kararlardan ön plana çıkan sadece birkaçı böyle. Takdir futbol kamuoyunun